de gökyüzünde daha ilginç bir cisim var. İsmi Atlas olan bir kuyruklu yıldız var. Ve parçalanmaya başlandı bu kuyruklu yıldız. Güneşe doğru yaklaşıyor. Parçalanmasının esas nedeni de güneşin çekim kuvvetiyle veya yakınından geçtiği gezegenlerin kütle çekim kuvvetiyle parçalara ayrılması, bölünmesi. Daha önce de buna benzer olaylar oldu, biliyoruz. Bu normal bir şey. Fakat nispeten yakın bir geçiş yapıyor, güneşe yakın bir geçiş yapıyor ve basit optik cihazlarla amatör gökbilimciler dahi bunu izleyebilirler. Gökyüzündeki konumunu bulabilirlerse eğer takip edebilirler. İnsan gözüyle görülme sınırının biraz daha altında şu anda parlaklığı bu cismin. İlginç bir kuyruklu yıldız olduğu için şu anda gökbiliminin, amatör gökbilimin veyahut da ilgi odağı aslında bu kuyruklu yıldız, Atlas isminde. Biz de gözlemevimizde bunun görüntülerini almaya çalışıyoruz. Teknik imkanlar müsait olursa görüntülerini alıp haber yapmaya çalışacağız. Belki birkaç 10 kilometre çapında en fazla kometin çekirdek çapı. Daha büyük değil, öyle çok kütleli değil. Bunların riski şuradan geliyor. Yüksek hızda oldukları için çarptıklarında büyük bir enerji bırakıyorlar bir gezegen yüzeyine. Fakat Dünya'ya çarpma ihtimali yok, onu belirteyim. Çünkü basında buna dair de bazı yanıltıcı haberler çıktı. Dünya'ya çarpma olasılığı bulunmuyor. Oldukça uzaktan geçiyor. Tek ilginç tarafı nispeten parlak bir kuyruklu yıldız olması nedeniyle optik cihazlarla konumunu bilmek şartıyla amatör gökbilimciler gökyüzüne takip edebilirler bu kuyruklu yıldızı. Yörüngesi hesaplandı. Yörüngesi gayet ayrıntılı şekilde çıkartıldı. Gözlemlerden nereden geçeceğini gayet iyi bir şekilde çözdü astronomlar. Herhangi bir gezegenle çarpma olasılığı yok. Güneş etrafından dolanıp tekrar yörüngesine devam edecek, görülüyor. Birkaç ay boyunca görülecek. Şu anda görülüyor zaten, gökyüzünde konumu belli. Astronomik terimle söylemek gerekirse 9-10 kadir civarında şu anda parlaklığı. Ki insan gözünün görme limitinin çok altında bu. Ama optik cihazlarla görülebilecek bir sınır bu. O nedenle bahsetmek istedim. Amatör gökbilimciler herhangi bir optik cihaz kullanmak suretiyle, yerini de bilmek şartıyla tabii ki de gökyüzünde, bu kuyruklu yıldızı izleyebilirler. Yani gözlenmeden kasıt şu aslında: Güneş'e yaklaştıkça biliyorsunuz kuyruklu yıldızların kuyruğu oluşmaya başlar. Güneş'ten uzaklaştığında da aslında kuyruklu yıldız yine var veya çekirdek kısmı zaten var. Fakat kuyruğu kaybolduğu için ve nispeten de söndüğü için ilgisini kaybediyor. O gök cismi artık ilgi odağı olmuyor. Ve profesyonel büyük teleskoplarla Güneş'ten uzaklaştığında, kuyruğu zayıfladığında da yine gözlenebilir bu cisimler. Güneş sisteminin çok uzak köşelerinde de güçlü teleskoplarla bu tür cisimlerin çekirdek kısmını görebiliyoruz. Ne zaman ilgiyi artırıyor bunlar? Güneşe yaklaştıklarında, kuyruğu oluşmaya başladığında insanların ilgisi haliyle daha fazla oluyor bu tür gök cisimlerine. Bu Atlas kuyruklu yıldızı da böyle bir durumda.